Baklan Pazar Yeri'ndeyiz. Pazar yerinde Baklan Belediye Başkanımız Yusuf Başkan'la karşılaştık. Bir onunla sohbet edelim bakalım bize neler söyleyecek. Merhaba başkanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Dünya güzeli, hoş geldin ilçemize. Teşekkür ederiz başkanım. Bize neler söylemek istersiniz? Ne paylaşmak istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz. İzleyicilerimize de saygı selamlarımızı iletiyoruz. Böyle sonbahara geçerken yazın işte verimli bir yılın sonunda böyle millet panayır gibi görüyorsunuz. Pazarını yapıyor, alışverişini yapıyor. Teyzem, ablam tarlasında üretmiş olduğu işte domatesini, biberini, mısırını, her şeyini getirdi burada. Baklanlı kendi hemşerileriyle, konum komşusuyla onu paylaşıyor. Evladını okutuyor üniversitede. Yani hukuka bu sene kazandı. Tamam, şimdi konuşalım bu konuyu. Bugün yüzler gülüyor yani. Evet, güzel bir gün. Esnaf memnun halinden son dönemde. Şükürler olsun. Tabii şu var. Hayat hiçbir zaman dar olmaz. Her zaman da bol olmaz. Bazen daralır, bazen genişler. Ama şükürler olsun Allah'a. Baklanda bir sorunumuz yok. Herkes işinde gücünde. Allah kazançlarını artırsın. Bu sene özellikle bu domateste, biberde, kavunda, karpuzda üretim yapan arkadaşlarımız, üzümde özellikle bizim bu bölgenin yöre ürünleri bekledikleri fiyatlarda oluştu. Hem üreticilerimiz açısından hem de tüketicilerimiz açısından Allah yokluğunu göstermesin. Güzel bir sezon içerisindeyiz. Bugün de pazarımız. Vatandaşımız, hava da çok güzel. Evet, bugün hava çok güzel. Şanslarına. Böyle işte artık mevsimin böyle güzel havalarının sonu. İnşallah önümüzdeki kışında güzel yağışlar alırız. Çünkü bizim insanımız tamamen tarımla uğraşıyor. Evet. Tarımda çiftçinin yüzü gülmesi için toprağın rutubeti olması lazım. Suyuyla buluşması lazım. O da yağmura bağlı. Allah'ın bizi yoklukla imtihan etmesin inşallah. Bol bol bereketini üzerine insanlarımızın yağdırsın. Baklan güzel, baklan değişiyor, güzelleşiyor, daha da iyi oluyor. Hemen az önce içeride kooperatif başkanımızla, hanım kardeşlerimizle beraberdik. Bu sene baklanın üzümlerini, pekmezini yaptılar. Şişelere, ambalajlara i̇çeride koymuşlar içeride. Tamam. Buyurun içerseniz geçelim, görelim. Tabii bu yörenin çal, baklan, bekilli, güney, Urla yani üzümün en güzel dünya literatürüne girmiş tat ve aroma bakımından üzümleri üretilir buralarda. Üzümümüz de burada geçen gün işte hanımlar bir araya geldiler. Bağlarında üretmiş oldukları üzümlerin pekmezini yaptılar. Şişeye girdi, marka oluştu. Bu insanımıza inşallah sunulacak üzüm pekmezi. Bakiye sizin kendi markanız. Kendi markaları, kooperatifin kadın girişimi. Burada kooperatifin ismini de görüyoruz ama bu biraz geride kalmış. Evet, aşağıda kalmış. Bakova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi. Sizin bayan arkadaşlardan. Bizler de kendilerine destek oluyoruz. Onlar kendileri bağımsız bir kooperatif. Ticaret Bakanlığımızın bünyesinde kurulan bir kooperatif. Tarım Bakanlığımızın yine bünyesinde kurulmuş olan ikinci kooperatifleri var. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Geçtiğimiz günlerde başkan neredesin? Tarhanalarını yaptılar. Şimdi sıcak sıcak soğuklar başlayacak. Evet. Tarhana biraz da acılı biberle inşallah yani. İnsanımız bunu tüketsin, içi ısınsın. Tarhanalar oldu yine, Bakiye markasını aldı. Markaların hepsi sanırım Bakiye değil mi? Bakiye. Şu anki markalarımız Bakiye. Erişteler yapıldı. Onlar da şeyin içerisinde yine girdi. Burada 8 ayrı ürünün bileşiminden oluşan, yani bu renkler doğal, o bitkilerin rengi yani. Sanırım kırmızı pancar. Burada içerisinde tam buğday unu, süt, havuç, bal kabağı, kırmızı pancar, domates, kapya biber, ıspanak, yumurta, tuz gibi ürünlerden oluşan, her biri kendi rengini çeşit alıyor. Çeşit erişte. Ama çok güzel oluyor yani. Hemen bir tane bir yapın tereyağına. Biraz üzerine peynir böyle şey yaptığınız zaman. Tamam. Hafif bir de çörek otu koyun. Tamam. Harika bir şey oluyor yani. Ondan sonra pekmez de arkasından yersiniz. Salçalar oldu.
gerek domates salçası, gerek biber salçası. Bu salçalarımız da bu sene bunlar da yapıldı. Sirke görüyorum orada. Sirke tabii, sirkeler aynı şekilde gerek işte elma sirkesi, üzüm sirkesi gibi sirkelerimiz de onlar da üretmiş oldular yani kendileri. Börülceler, fasulyeler. Hepsi... Bu bölgenin, yörenin ürünleri vatandaşımız. Hepsi buraya ait. Buraya ait. Şimdi az sonra belki öbür tarafa geçeriz. Orada da yine susam ve haşhaş bölgenin hani belirli bölgelerinde ülkemizin illerinde ekilir. Bizim bölgemizde de bunlar ekilir. Vatandaşımız o ürünlerini getiriyor kooperatife. Kooperatif de onu bir şekilde eskiden böyle taşlarda analarımız ezilirdi. İki şimdi onun arasında. Yine iki taş arasında biraz daha makinelaşma şeklinde. Soğuk, daha kolaylaştı. Daha kolaylaştı. Düğmeye bastığında bizim orada Mukadder Hanım var. Çok da güzel yapıyor o işi. Susam ezmesini, haşhaş ezmesini, tahini. Onlar da böyle hazırlıklar insanımıza. Yine yöremizin işte yani endomik bitki çeşidi bakımından hakikaten gerek ovamız gerekse beş parmakların eteklerindeki o bitkilerde arılarımızın tabii üretmiş olduğu ballar arıcılarımızın burada bayağı arı da var yani. Arı olmazsa zaten arıcı hayat olmaz. Yaygın mı peki? Var, arkadaşlarımız o işi yapıyor kendileri. Onların ürünleri, yöremizin ürünleri. Bunlar da ambalajına girdi. İnsanımızla buluşacak yani. Baklan üretiyor. Evet, baklan üretiyor. Baklan büyüyor, baklan güzelleşiyor. Tabii bak ova, ova. Allah bereketini artırsın. Şimdi burada yine badem bir makine şuradan alırsak. Ama bu badem sen bir tat. Bunun aromasını her yerde bulamazsın. Deneyelim o zaman. Evet. Buradaki yetişen badem mi? Burada tabii ki bölgede, yörede yetişen badem kırılıyor. Ondan sonra da işte içi çıkartılıyor. Bu fıstık badem deniyor buna. Nonpari çeşidi. Elle kırılan badem yani. Elle kırıyorsun. Ha, basit kendin, kırılabilir. Elle kırılan bademler. O da yine fıstık badem veya diğer bir ismiyle. Başkanımızla alışveriş yapan vatandaşlarımızın buluşması. Bakalım neler konuşacaklar. Hayırlı işler. Maşallah müşteri iyi. Alışveriş güzel. Değil mi? Alışverişler şimdi nasıl? Mandalin gelmeye başladı. Bunlar kışın işareti artık değil mi? Bundan sonra tezgahları mandalinler, portakallar onlar süsleyecek. Domatesler artık yerli domates dediğimiz son ürünler herhalde. Artık son şeyleri. Fasulyeler nereden geldi? Buradan. Ne güzel. Farklı yerlerden de ürünler getiriyorlar. Tabii pazarcılarımız yani Denizli'nin birçok ilçesinde üretilmiş olan ürünler buraya geliyor. Şimdi Buldan'ın tabii Alandız'ın kestanesinden, Süleymanlı Yayla'nın işte fasulyesinden geliyor yani. Honaz'ın aynı Garaçay'ından fasulyeler gelir buralara. Bizim hemen şu üzerimizdeki yine köylerimiz var. Oralarda da gayet güzel bu zebze üretimleri olur. Vatandaş da alır tüketir sofrasına koyar yani. Çok fazla dışarıdan var mı yoksa şey mi bu civar ve ilçeler? Genelde yöre ürünleridir yani. Köylerden toparlanan. Köyden yani bölgede yörede. O zaman çok dışarıdan ürünler. Gelen bir şey yok. Dışarıdan da tabii ki geliyor ama ağırlıklı. Çok değil herhalde. Yani tam üretim sezonu da olduğumuz için yani. Bölgenin açık, tabii tarım ürünleri bölgemizde açık havada üretiliyor. Belli bir zaman sonra onlar bitecek. Bu sefer de işte seralarda veya biraz daha güney kesimlerden gelen. Sera üretimi çok fazla var mı burada? Yok. Çünkü iklim olarak yeterli geliyor. Yeterli. Yani şöyle soğuk bizim bölgemiz. Sera turfanda olarak üretim zaten yapıyor vatandaş ama seracılıkta tabii iklim, sıcaklık çok önemli. 16 derece ve üzerine de olması lazım. Aşağı indiği zaman bitki fizyolojisi durur zaten yani. O zaman da çok ısıtma lazım, ısıtma maliyetleri. Onun için bölgemizde
Ama inşallah ileride bizim bölgemizde bir jeotermal çalışmalarımız da bir ara bir oldu. İnşallah yine o devam edecek. O sıcak suya ulaşırsak daha da o seralar genişlemiş, yaygınlaşmış olur yani bölgemizde. Başkanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bize de vakit ayırdığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel bir yılımız olsun. İnşallah. Güzel günlerimiz olsun. Keyifli günler olsun. İnsanlar birbirlerini böyle kucaklasın, sevsin. Evet. Dolayısıyla hem huzur bulsunlar hem de ülkemizin gelişmesine, güzelleşmesine, birlik beraberliğimize vesile olsun. Çünkü her şey bir noktada bitiyor ama dostluklar bitmesin yani. Evet. O zaman sevgiyle kalalım başkanım. Sevgiyle kalın. Teşekkürler. Günler.